Genel Müdürü temsilen. Ses döyükü. Yazan Aziz Nesin. Seslendiren Turgut Ezgütekin. Evden çok sinirli çıkmıştı. Hangi sabah sinirli çıkmaz ki? Yetişmiyor işte bu para yetişmiyor. Kızgınlık sabahleyin uyanır uyanmaz önce helada başlıyor. Helanın üstü akar. O yana çekildi, bu yana çekildi, olmadı. Öne gitse olmuyor, geriye zaten gidilmez. Burada bile rahat yok. Hela musluğunun döndürgecini iple bağlamışlar. Döndürgeci çevirince fış diye sular sıçradı. Musluk bir türlü kapanmaz. Bu ne kepazelik? Bağırarak sırılsıklam heladan çıktı. Ondan sonra evden kaçıncaya kadar hep kavga gürültü. Karısı bir türlü, çocuklar başka bir türlü. Sabun nerede? Yüzünü yıkayacak sabun yok. Mutfaktaki karısı bulaşık tasından çıkardığı sabunu önüne atar gibi sabunluğa koydu. Sofrada bir bacağı kırık iskemle ona düşmüştü. Her zaman böyle yaparlar. Terbiye diye bir şey kalmamış bu zamani çocuklarında. Büsbütün sinirlerini bozmamak için sesini çıkarmadı ağırlığını bir yana vererek tek ayağı kırık iskemlede dengesini buldu. Kapıdan çıkarken karısı para istedi. Para, para, para. Para mı kesiyoruz yani? Daireye geldi. 23 yıllık memur. 223 yıllık olsa ne çıkar? Her zaman olduğu gibi onlardan uzak kalınca karısına, çocuklarına hak verdi. Hele karısı. Şu kadın bir gün bile gün yüzü görmemişti be. Ev ev mi? Yatak yatak mı? Soba soba mı? Hello soba. Ters bir rüzgar esti mi? Sobanın ağzından puf diye dumanlar odaya dolar. Soba borlarının deliklerini küllü tuzu bulamaç yapıp tıkamıştı. Yaşamak değil bu. Döşemeler gıcırdar. Merdiven basamakları ayağın altında yaylanır. Evi kira. Hepsi neyse. Şu çatlak tabaklar olmasa. Pırıl pırıl çiçekli porselen tabaklarda bir gün yemek yemeyecek mi?'' Genel Müdür Bey sizi çağırıyor. Beni mi? Evet. Allah Allah. Beni. Evet evet. Sizi. Siyah kolluklarını çıkardı. İki eli birden gözlüğüne gitti. Gözlüğü burnunun üstünde düzgün duruyordu ama o bir daha bozup düzeltti. Bir şey mi oldu? Birisi bir şey mi söyledi aleyhinde? Bak sen şimdi durup dururken. Sağ eliyle saçlarını düzeltti. Saç yok ya düzeltecek. Saç diye hepsi üç beş tel. Hay Allah! Genel müdür. Genel müdür bey. Genel müdür bey efendi. Niye çağırır? Ne oldu ki? Ceketinin ilikli düğmelerini çözdü. Bir daha düğmeledi. Şu kravatının düğümü de, Allah kahretsin, hep aşağı kayar. Dursana şurada ulan. Kravatının düğümünü gırtlağın üstüne oturttu, sıktı. Tık 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 tık. Öyle hafif vurmuştu ki parmağının kapıda çıkardığı sesi kendisi bile duymamıştı. Bir daha tık 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 tık. Kulağını kapıya yaklaştırdı, ses yok. Odacı, girin girin. Dedi. Odacının sözüyle olur mu? arkasına dönüp gözlük camlarının üstünden odacıya dik dik baktı. Sana mı sorduk? Biz bilmez miyiz ne yapacağımızı? Haddini bilmez gibilerinden. Tek tek tek. Tokmağı yavaşça çevirdi. Şöyle bir başını uzattı, adımını attı. Artık geri dönülemez olan olmuştu. Beyefendimiz, bendenizi emir buyurmuşsunuz. Ha, evet. Genel müdürün sesi bile. Genel müdür, genel müdür çıkıyor. Yarın bir cenaze töreni var. Ne var, ne var? Yanlış mı anlıyor sözleri? Siz gideceksiniz. Kim? Ne diyor bu genel müdür beyefendi? Anladınız mı? Ee, anladım beyefendimiz. Cenaze töreninde beni temsil edeceksiniz. Yani benim namıma. Hay Allah. Ee, baş üstüne. Ellerini iki yanına sarkıttı, olmadı. Göbeğin üstüne bağladı, olmadı. Elleri, elleri çok geliyordu. Nerede efendim? Ne nerede? Ne desin? Genel müdürle konuşmak da ne zor. Of. E, e, cenaze efendim. Yarın sabah daireye gelmezsiniz. Evinize bir otomobil gelip sizi alacak, götürür sizi. Baş üstüne beyefendimiz. Kıçın kıçın kapıya gitti. Girmek bir bela, çıkmak bir bela. Bir kez yine böyle onu eski genel müdür bir iş için çağırmıştı da kapının nerede olduğunu iyi hesaplayamamış. Dışarı çıkıyorum sanarak kıçın kıçın giderken kapısı açık dosya dolabının içine girmişti. O zaman genel müdür gülmekten yere yuvarlanmıştı. Hem geri geri gidiyor hem de yan yan kapıya bakıyordu. Kendini dışarı attı. Oh! Boyumu uzamış ne, kilomu almış ne biraz genel müdürleşerek kendi çalıştığı odaya gitti. Arkadaşları merakla sordular, neymiş, neye çağırmış, ne varmış, bir şey mi oldu? Yüzlerine bile bakmadı. <laughs> Hiç. Ee, genel müdürü temsil edeceğim de. <laughs> Öbürlerinden ses çıkmayınca teker teker yüzlerine baktı. Yani genel müdürün müvesiili olarak. <laughs> Yine kimse bir şey sormadı. Tören var da, törende. Yalnız genel müdürü değil tabii. Bütün daireyi temsilen. Akşam her zamanki isteksizliğiyle evine gitti. Bu hayat layık mı ona? Ben ki genel müdürü temsilen bir koca resmi devlet dairesini yani. <laughs> Soba tüter. Şu pencerenin camına bak. Camın kırığına yapıştırılmış kağıt yağmurdan ıslanmış. Soğuk girmesin diye karısı pencere çerçevelerinin duvara gelen yerlerine paçavralar tıkıştırmış. Karısına yarın dedi genel müdürün mübessiyle olarak gidiyorum. Konuşurken gözleri karşıda duvarla tavanın birleştiği çizgideydi. Karısı nereye efendi diye sordu. E, cenaze töreni var da kızı güldü. <laughs> ben de inceleme gezisi için Avrupa'ya gidiyorsun sandım baba. <laughs> Elinin körü. Ulan koskoca bir resmi devlet dairesinin genel müdürünü temsil be. Şu camla rüzgardan ...boyuna zıngırdıyor. Oğlu biraz yavaş yürüse olmaz mı? Döşemeye bastıkça oturduğu koltuk sallanıyor. Sallandığı bir şey değil, yayı patlamış altına batıyor. Gece yatarken karısına yeni elbiselerimi çıkar, dedi. E sabahleyin çıkarırım. Akşamdan çıkar, sabah erkenden otomobil gelecek. Otomobil mi? Temsilen diyoruz ya sana, anlamazsınız ki. Erkenden kalktı. Yine o tabanından su damlayan hela. Ne yana çekilse su damlıyor üstüne yine. Musluk sızar, elini dokunsan fışlar. Tıraş oldu, giyindi. Hiç de iştahı yok. İki de bir pencereden bakıyor. Gelse şu araba. Ceket kolunun düğmelerinden biri sarkıyor. Bakmazlar ki. Karısı düğmeyi sağlamlaştırırken kapı çalındı. Heh. Araba hazır efendim. Yakası kapalı, lacivert elbiseli bir şoför. Eli şapkasında asker gibi selam veriyor. Geliyorum. Şoför çekildi. Hemen şoförle o da çıkabilirdi ama çıkmadı. Evde biraz daha oyalandı. Özellikle öyle yaptı. Şoför biraz beklemeli. Oğlu, kızı, karısı pencereden bakıyorlar. Dışarı çıktı. Şoför önce bir selam durdu. Sonra arabanın kapısını açtı. Taksi gelecek sanmıştı. Sim, siyah, pırıl pırıl bir resmi arabaydı. Yolda trafik memurları selam duruyorlar. Kime? Bir değil, iki değil. E, siviller de selam veriyor. Şoförün tanıdığı mı bunlar? Kime bu? Şoför. Ne efendim? Dedi. Kime selam veriyorlar? He, resmi araba da. Ha, resmi araba. Tanıyorlar resmi arabayı. Resmi arabaya selam duruyorlar. İçindeki yaşlıysa ya bahçıvansa onlar binemezler ki araba resmi. O da kendisine selam verenlere önce başını eğmeye, sonra gülümsemeye, sonra eliyle selam vermeye başladı. Bu da yetmedi. Merhaba, merhaba dedi. Daha sonra ''Merhabalar!'' demeye başladı. Araba tophane rıhtımında durdu. Şoför rap kapıyı açtı. Bir eli kapıda, bir eli şapkasında. Rıhtımda bir deniz motoru. İki adam selam duruyor. Onlara ''Merhaba!'' dedi. Motora binerken kolumdan tutup yardım ettiler. Motorun kaptanı da selam verdi. ''Vay anasını! Bu nasıl motor be?'' Boğazda gidiyorlar. Sular fış diye ikiye ayrılıyor. Uçuyorlar. Boğaz vapurlarını ekip ekip geçiyorlar. Bunlar nasıl koltuk canım? Yumuşacık. Oh, ili, kemiği dinlendi. Bu ne? Radyo. Bu ne? Pickup. Bir masa var. Aman ya Rabbi. Her yanı gıcır gıcır, pırıl pırıl. Tavanlar yaldızlı, süslü. Bunlar nasıl perde böyle, yerlerde yumuşacık halılar, bastıkça ayakları gömülüyor, parmaklarını örtülere, perdelere dokunduruyor, ellerini parlak madenlere sürüyor, saray gibi, bir küçücük saray gibi. Yaşamak böyle olur, demek yaşıyorlar. Güvertede hasır koltuklar var, salon sıcacık, kaloriferli. Ayaklarını yumuşacık halıların tüyleri üstüne sürtüyor, oturuyor, kalkıyor, oturuyor. Camlar öyle temiz ki sanki hiç cam yokmuş gibi. Karşı kıyıda yalılar, yalılar, ağaçlar. Bir bakasıya hepsi geçip geçip gidiyorlar, uçuyorlar. Bir çelenk var, mezara konacak belli. Çelengin üstündeki ile yaldızlı genel müdürlüğü diye yazmışlar. Düğmeler var, sil düğmesi olacak. Bastı birine bir adam geldi. Şey, hela var mı burada hela? var beyefendi. Helaya gidesi yoktu ama gidince de çıkası gelmedi. Demek bunlar burada şapıyorlara. Ne rahat, ne güzel. Bu nasıl bir motormuş. Heladan çıkmak gelmiyordu içinden. Musluğu açtı, kapadı, bembeyaz. Olur beyazlık değil, bembeyaz. Aynaya baktı. Motor bir iskeleye yanaştı. Motordakilerden iki görevli çelenge çıkardılar cenaze İskele Camisi'nde olacak. Orası kalabalık, evet öyle. Bir yığın çelenk var. Genel müdürü temsilde hiçbir kusur etmeden sonuna kadar cenaze töreninde bulundu. Çelengi yeni kapanan mezar tümseğine koydu. Bu sırada aklı hep motordaydı. Oh! Cenaze töreni de bitti, iskeleye döndü, motora bindi, motor açıldı. Motor vapurları geçerken kendi marifetiymiş gibi keyifleniyordu. Vapurun güvertesinden yolcular onun bindiği motora bakıyorlar. Kim bilir, şimdi bu motorda olmak için nasıl işleri gidiyordur. Yalılardan mendil sallıyorlar. Şimdi istese... Bunlar ne koltuk be? Kalkıp kalkıp oturdu, zıpladı. Kaptanın yanına gitti. Güzel motor. Kaptan saygılı duruyordu. Güzeldir beyefendi. Kaptan kim bilir kim sanıyor kendisini. Bilse ki bir küçük memur Kaptanın aylığı ondan çoktur ama ne bilsin. İçer misin? Kaptan eh dedi ara sıra. Bir iskeleye yanaşırız değil mi? Yanaşırız beyefendi. Motor en yakın iskeleye yanaştı. Bir büyük şişe rakı, beyaz peynir, francala, sardalya, turşu, elma yüklenip motora geldi. Buyur kaptan. Kadehler bile kristal. Ya tabaklar. Peçetesi bile var kolalı. ''Şerefe, hadi kaptan.'' Bu motor beş dakikada tophaneye gider. ''Kaptan.'' ''Buyur beyefendi.'' ''Beyefendiyi bırak canım.'' ''Şöyle bir yukarı doğru gidelim mi?'' ''Kara denize doğru.'' ''He, ne dersin?'' ''Em edersiniz.'' Motorun burnu ters döndü. İçinden ''Bu motor beni baştan çıkardı.'' dedi. Denizi yarıp geçiyorlar. Dalgalarından kayıklar devrilecek. Şile önlerine geldiler. Oradan Vereni Kilios. Boğazı birkaç kez diklemesine gidip geldiler. Hava kararmıştı. Aç şu radyoyu be kaptan. Koltuk yüzlerini, masa örtüsünü, perdeleri okşuyor. Motor iskeleye yanaşırken ben bir helaya gideyim dedi. Burasını son bir daha görmek istemişti de ondan. Sallana sallana o güzel heladan çıktı, sarhoştu. Motor iskeleye yanaştı. Kollarından iki kişi tutup çıkardı. Dönüp motora baktı. Birisi yanına sokuldu. Genel müdür bey sizi bekliyor, dedi. Ne? Bu saate kadar daireden gitmemiş mi? Eyvah, yandık. Şimdi yandık işte. Kovar vallahi, ne söyleyeceğim? Dik yürümeye çalıştıkça sallanıyordu. Ceketinin düğmelerini ilikledi korkudan büsbütün sarhoş oldu. Tık tık tık. Gel. Ne ses be. Adamın genel müdür olduğu sesinden belli. Girdi. Dik duramıyordu, duvara tutundu. Yoksa sen Genel müdür, neredesin? diye bağırdı. Ne desin, ses yok. Bu saate kadar kalınır mı? Başı önde. Koca adam ağladı ağlayacak. Ne söyleyeyim, ne uydurayım diye düşünüyordu. Genel müdür gürledi. Bu ne hal? Boğazında düğümlenen hıçkırık çözüldü. Çocuk su titrek bir sesle. Bu kadar memurunuz var, dedi. Benden başkasını bulamadınız mı yani cenazeye gönderecek? Alınacak intikamınız mı vardı benden? Mahvoldum işte. Gözlüğünü çıkarıp yumruğuyla gözlerini sildi. Genel müdür ona arkasını çevirdi yüzü pencereye dönük tatlı bir sesle. ''Peki, peki'' dedi. ''Canım ben sana bir şey söylemedim ki. Yani hiçbir şey sormayalım mı biz? <laughs> Hadi gidin.'' Genel müdür gülüyordu kendi kendine.